Selam herkese, ben Serra. Bugün sizlere tercih dönemimi anlatacağım. Beşiktaş Anadolu'yu nasıl 0.01 puanla kaçırdım? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle 2020 yılında 7 Haziran günü LGS yapılacak denmişti bize başta. Fakat sonrasında koronavirüsten dolayı 20 Haziran'a ertelendi. Ve o ertelendiği dönemde aslında benim bayağı bir motivasyonum düşmüştü. Çünkü 2 hafta az bir süre değil biliyorsunuz ki. Ve tam hani geldi gelecek derken 2 hafta daha ertelenmesi beni kötü etkilediğini düşünmüştüm ilk başta. Ama sonrasında son 2 haftayı gerçekten verimli bir şekilde geçirdiğimi fark edince bu sefer iyi ki 2 hafta ertelemişler dedim. 20 Haziran günü LGS'ye girdikten sonra hemen sonuçlarıma ben bakmıştım aslında. İnternette hemen açıklanıyor ve ben salonda oturup teker teker her bir sorunun cevabına dua ederek işte inşallah bu da doğrudur, inşallah bu yanlış değildir falan diyerek teker teker bakmıştım. Sonuçlarınıza hemen de bakabilirsiniz ya da hiç bakmayıp sonuçların açıklandığı gün bakarım ben ya da diyebilirsiniz. Aslında sonuçların açıklandığı gün bakmak hem daha heyecan verici olabilir hem moralinizin bozulmamasını sağlayabilir. Çünkü sonuçlara hemen baktığınız zaman aslında öyle inanılmaz bir şey görmüyorsunuz. Ne de olsa siz orada bir puanı hesaplayabiliyorsunuz. Ama her şey yüzdelikle işliyor. Ve yüzdeliği de geçen seneye göre bakmaya çalışsanız bile o seneki insanların kaç puan yaptığı, o sene kaç kişinin girdiği, soruların zorluğu vesaire bunlar yüzdeliğinizi çok fazla etkiliyor. Bu yüzden yüzdeliğinizi de tam olarak bilemediğiniz için aslında sınav sonucunuza bakmak sizin çok da işinize yaramıyor. Bu yüzden hani sınavdan sonra hemen sınav sonucunuza bakın ya da bekleyin falan gibi bir şey demek mantıklı değil bence. İçinizden nasıl geliyorsa öyle yapın. Ama baktığınız zaman da bunu aslında çok büyütmeye gerek yok. Çünkü çok kötü bir puan yaptığınızı düşünseniz bile gerçekten çok güzel yüzdeliklerde olabilirsiniz. Bu yüzden baktığınız zaman da işte şu anda bütün kaderimi belirleyen sonuca bakacağım falan gibi böyle düşünmek yanlış bence. Biz de 16 Temmuz günü yüzdeliğimizin açıklandığı gündü. Tam böyle 26 gün beklemiştik. O 26 günde ben böyle tatile gitmiştim. Biraz kafamı dağıtmaya falan filan çalışmıştım. Ama yüzdeliğimin geçen seneye göre hesapladığımızda 0.8, 0.7 belki, 0.9'larda falan olmasını bekliyoruz. Ve kesinlikle %1'in altında olacağınıza da adımız gibi eminiz. Yani inanılmaz eminiz ama. Böyle bir şey yok. %1'in altındayım, %1'deyiz falan. İşte hocalarla, tanıdığımız hocalarla konuşmaya çalışıyoruz vesaire ama o yüzden ben böyle işte Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne kesin girerim. Sakıp Sabancı'dan önce ne vardı, nerelere bakayım falan filan diye düşünmeye başladım ama çok da okul bakmamıştım. Sadece %1'in altında olduğumu biliyordum. Bu kadar da emindim aslında. Sonra açıklandığı zaman 1.14'e girdim arkadaşlar. 1.14 yüzdelik yaptım. Ve evet 1.14 iyi bir yüzdelik. Ama ne de olsa beklenti diye bir şey var gerçekten. Kendimi %1'in altına o kadar emin bir şekilde hazırlamıştım ki. Ailem falan da o kadar emindik ki. Şimdi düşünüyorum da neyin eminliği bu değil mi? Hani hiçbir şey belli değil. 1.14 çıktığı zaman açıkçası şok olmuştum. Yani böyle 1.14 mü falan olmuştum. Ama sonrasında tabii hani 1.14'ünde gayet güzel olduğunu ve aslında tahmin ettiğimizden de yine çok uzak bir sonuç olmadığı için de aslında çabuk adapte oldum 1.14'e. Ve tercih dönemi başlıyor hemen sonrasında. Tercih dönemine kadar da bizim 4 günümüz vardı. Şimdi de sizin 5 gününüz var galiba. Yani genelde gerçekten az bir süre oluyor. Bu yüzden ben çok stres yapmıştım. Yani tercih dönemi başladığı zaman hemen tercihlerimi yapıp bitirmem lazım gibi hissediyordum. Ama 4-5 günde de nasıl böyle okul seçeceğimi falan filan da bilemiyordum. Ama arkadaşlar bu kadar stres olmaya gerek yok. Tercih dönemi başladığı zaman hemen ilk gün yapıyor olmanız gerekmiyor. Yine böyle bir 9-10 gününüz oluyor. Son saniye son dakika tercihlerine girenler de var. Yine dediğim gibi son saniyeyi bırakmayın tabii ama hani tercih dönemi başladığı zaman hemen şimdi yapmam lazım gibi bir paniğe de kapılmayın. Ben genelde öyle bir paniğe kapılmıştım. Ne de olsa önünüzde bir haftadan fazla bir süre var. Ben tercih döneminin bitmesine 2 gün, 3 gün kala falan tercihlerimi bitirmiştim. Dediğim gibi tercih döneminden önceki o 4-5 günlük sürede yani yüzdeliğiniz açıklandıktan sonra vesaire ben inanılmaz bir şekilde okullara bakmaya başladım. Ama günümün her saniyesi okullara bakarak geçiyor. İşte nerede nasıl okullar varmış, karşıda bir okul mu olsa gidebilir miyim o kadar yol, işte koronavirüsten dolayı da gidecek miyiz o da belli değil. Hazırlıklı bir okul olsun istiyordum. Hangi okulların hazırlığı var falan. Bu tür bayağı bir geniş bir aramaya yayılmıştı aslında. Ve sonrasında ben buraya da resmini koyacağım. Tercihlerimi yaptım.
Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim senemizde tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı. Ve ben tercihlerimi yaparken aslında 5 tercihin ne kadar az olduğunu fark etmiştim. Neyse ki bu sene de 10 tercih. Gerçekten 10 tercih olunca insan başa istediği gibi belki bir hayal ettiği birkaç okulu yazabiliyor. Sonlara doğru da kesin olarak düşündüğü okulları yazabiliyor. Bu sayede açıkta kalma gibi bir sıkıntınız genelde olmuyor. Ben de öyle yapmıştım. İlkokuluma Cağaloğlu'nu yazmıştım. İkincisine Vefa'yı yazmıştım. Ve farkındaysanız aslında bu videoda söylediğim Sakıp Sabancı'yı oraya yazmadım. Şimdi ben tercih dönemimdeyken en zorlandığım şey ve aslında kendimi biraz da strese soktuğum şey Sakıp Sabancı'ydı. Aslında %1 ile kapatmasına rağmen biz yüzdeliklerin biraz arkaya geleceğini düşünüyorduk ve böyle bildiğiniz girebileceğimi falan düşünüyordum. Öyle bir havadaydım. Ama okulu yazıp yazmamak konusunda inanılmaz şekilde kararsız kaldım. Okulun hem bu sene hazırlığı açılıyordu. Ben de hazırlıklı bir okul istiyordum. İşte çok güzel, zaten ismi bilindik bir okuldu. Oradan mezun olduktan sonra çok büyük bir network'ünüz olabiliyordu. Burslar vesaire. O yüzden ben çok gerilmiştim. Ama arkadaşlar, okulu gezmeye gittiğim zaman okulun da içini hiç beğenmedim. Yani içini dışını falan bana biraz küçük geldi. İşte böyle kantini yok aslında. Bir yemekhanesi var. Kantin de ayaküstü bir yerdeydi. Bunlar böyle benim de hoşuma gitmedi falan. Nedense bir okula alışamadım, ısınamadım. Ama bir yandan da kafamda şöyle bir şey oldu. Serra, okulun görüntüsüne mi bakacaksın yoksa okulun işlevine mi? Okulun işlevine baksan, hani onu yazsana. Bir yandan kalbimde diyor ki onu yazma, gelirse mutsuz olursun falan filan. Ve en sonunda ben bu arada bunun için ağladım gerçekten. Yani bu karar benim için o kadar önemliydi. Bir okulu yazıp yazmamak gerçekten bu kadar... What is that? Sen de... Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Tövbe bismillah, ben de diyorum ki arkadan bir ses geliyor. Yavrum gitsene yavrum. Arkadaşlar başardım. Gönderdim sineye. Var ya, parmağım kadardı. Bu neydi ya? Uy. Tamam. Nerede kaldığımı da unuttum. Yani Sakıp Sabancı'yı yazıp yazmamak benim için bu kadar önemliydi. Ama sonunda yazmamaya karar verdim. Ama yani bu kadar düşünmeme gerek yokmuş. Çünkü yazsam da gelmeyecekmiş. İşte bunun sonucunda Cağaloğlu, Vefa, Şehit Münir Alkan, Beşiktaş Anadolu, Pertemniyal diye böyle bir uzayıp gidiyordu. Ama ilk 5 okulu birazcık daha inceleyerek yazdıktan sonra son 5 tanesini hiç bakarak yazmadım. Çünkü ben Vefa'nın geleceğine inanılmaz emindim arkadaşlar. Şimdi bence tercih dönemiyle alakalı çok önemli bir tavsiye vereceğim size. Gerçekten inanılmaz bir şekilde umutlanmayın. Eğer ki yüzdeliğinizden çok az önde bile olsa, birazcık daha önde bir okul yazıyorsanız o okulları unutun. Yani sanki o okulları böyle gelmeyecekmiş gibi davranın. Çünkü sonrasında bu kadar stresli bir dönemde bir de üstüne hayal kırıklığı yaşamak hiç güzel olmuyor. Mesela ben 1.14 yaptıktan sonra ikinci tercihim olarak Vefa yazdım. Ve Vefa o sene 1.29'da kapatmıştı. Ben de 1.14 aldığım için ve Vefa'dan bildiğiniz 0.15'lik bir dilim önde olduğum için kesin gireceğimi düşünüyordum. Ve o kadar kesin gireceğimi düşünüyordum ki gezip gittiğim zaman zaten aşık olmuştum resmen. Çok bayılmıştım. Okulu gezerken o kadar kendimi kaptırdım ki işte şurada otururum, şuradan böyle yürürüm falan. Kendimi bahçede hayal ediyorum. Kendimi binanın içinde hayal ediyorum. Sınıflara bakıyorum. İnşallah şu sınıf gelir falan. İnanılmaz bir havaya girmişim yani. Üniforma çeşitleri falan vardı diye hatırlıyorum. Ve ben hangi üniformayı seçeceğimi bile düşünmüştüm. Ya o kadar diyorum size. O kadar oraya gideceğimden eminim. Ve zaten hangi okulun kaç yüzdelikle kapattığını yazarım. Ama gördüğünüz gibi yani benim önümde olan sadece Cağaloğlu var. Dışındaki okulların hepsi benim arkamda olan yüzdelikler. Okulları gezmeye gittik. Bu tercih dönemini tam böyle yapacağımız sırada. Okullar yine kafamızda biraz belliydi ama dediğim gibi işte bu Sakıp Sabancı'ya bakmak amacıyla vesaire. Ve Pertemniyel'e uğrama zahmetinde bile bulunmadık. O kadar diyorum. Yani Pertemniyel'in önünden geçmiştik Vefa'ya giderken ve el sallamıştık ona. Zaten sen gelmeyeceksin diye. Çünkü 1.50 ile kapatmış arkadaşlar. Ben de 1.14 almışım. Bana göre bayağı arkada kalıyor. Bu yüzden de hiçbir şekilde geleceğini düşünmüyorum. Bir de yüzdeliklerin birazcık daha arkaya gideceğini düşünüyoruz biz.
9 Temmuz günü tercih dönemi bitti ve sonrasında 10 Ağustos'a kadar biz bekledik. Hani nereye yerleştirildiğimi görmek amacıyla. Açıklandıktan sonra ben Pertevniyel'in Sabah Mahmurlu'yla da birlikte hangi okul olduğunu unutuyorum. Ve internette Pertevniyel Lisesi diye aratıp hangi okul olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü okulu gezmemişim. Hatırlayamadım bir anda. İsmi de hiç aşina olmadığım bir isim. Bu yüzden böyle internete yazdım falan. Zaten sonra okulun olduğunu görünce ben ağlamaya başladım. Bayağı bir üzüldüm ben. Ve dediğim gibi aslında tavsiyenin en önemli noktası şu. Tavsiyeden buraya çıktım ama. Bu nedenle yüzdeliğinizin önünde olan okulları vesaire de birazcık böyle unutmuş gibi düşünün. Ama onlar da gelebilir. Ama dediğim gibi benim kadar bağlanmayın. Bence tercih dönemiyle alakalı en büyük tavsiye budur. Açıklandıktan sonra tabii herkese bir haber verdik. Aa olsun, orası da çok iyi okul gibi bir cevap aldık. Çünkü kimse beklemiyordu. Biz bayağı uçtuğumuz için yakın çevremizdeki herkese vefa vefa diye geziniyordum ben bayağı bir şekilde. Sonrasında ben tabii ki de durmadım. Durur muyum? 10 ile 14 Ağustos arasında ilk nakiller başlıyordu. Ben hemen ilk nakillere başvurdum. Burada da görüyorsunuz zaten 3 tane okul seçiyorduk. Vefa, Şehit Münir Alkan, Beşiktaş Anadolu. İlk tercihte de bayağı ben umutlandım. Zaten orada zaman kısa olduğu için birazcık daha hızlı bir şekilde sonucu öğrenmiştim. Ve yerleşemedim. Arkadaşlar ben hep 460 yuvarlıyorum ama benim asıl puanım 459.22. Zaten burada fotoğrafı çıkıyor. Birinci nakilde yaptıktan sonra ben Beşiktaş Anadolu'yu 459.7 ile bitirdiler. 0.5 ile ben kaçırdım. Bu yüzden inanılmaz eminim. Çünkü ikincisinde gelir 0.5 kapanır ve beni alırlar. Ve ikincisinde arkadaşlar ikinci nakile başvurduk. Yine ben aynı sıralamayı yazdım. Ve ikinci nakilde olmadı. Bu sefer ben bayağı bir sinirlendim. Yani nasıl olmadı diye. Hemen girip baktığımda Beşiktaş Anadolu'nun 459.23 ile kapattığını gördüm. Yani bildiğiniz 0.1 değil. 0.01. Bu yüzden Beşiktaş Anadolu gelmeyince de artık kabullendim. Hani bazı şeyler de kaderdir diye düşünerek Pertevniyel'i gezmeye gittik. Gezmeye gittiğimiz zaman ilk başta tabii inanılmaz sinirliyim, önyargılıyım vesaire derken yine sevememiştim ilk başta. Sonrasında ama hani okula gittikçe, hocaları tanıdıkça gayet sevdim okulu yani. Şu anda burada okuyorum. Hazırlıklı bir lise çok fazla istemiştim. Ama olmadı. Bir yandan da gerçekten her şeyin hayırlısı biliyor musunuz? Yani bu sene biliyorsunuz okula gidemedik. Ben kendim için söylüyorum. Ben internetten hazırlığı yapabilir miydim falan bunu biraz tartıştık ve ben kendim yani ben ben yapamayacağımı fark ettik. Yani benim yapamayacağımı fark ettik. Bu yüzden yapanlar vardır tabii, anlayanlar da vardır. Ne kadar da olsa bir hazırlık yılı geçiriyorsunuz ama kendi açımdan online bir hazırlık yılının çok böyle verimli geçmeyeceğini fark ettim. Bu yüzden de gerçekten her şeyin hayırlısı diyerek buraya geldim. Şu anda da burada okuldayım. Ve benim tercih dönemim bu şekilde. Dediğim gibi benim bu videoda size verebileceğim en büyük tavsiye tercih döneminizde inanılmaz şekilde bir okula bağlanmamanız ya da bu puanlarda da yüzdeliklerde de kimse hiçbir yüzdeliği bilemeyeceği için açıklanana kadar puanım çok kötü, yüzdeliğim de çok kötü olur falan gibi bir düşünceye girmeyin. Dediğim gibi yüzdeliği çok fazla şey etkiliyor. Sen sonuçlar açıklanana kadar kendinizi hiçbir şekilde şartlamayın. Evet arkadaşlar, video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim tercih dönemim birazcık kan ter gözyaşıyla geçti. Çok espriliyim bu videoda. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 30 Haziran'da açıklanıyor sizinkilerde. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Bu dönemden en iyi şekilde geçeceğinize ve çıkacağınıza eminim. Size çıkan okulda ne olursa olsun sizin hayrınız için olur diyelim. Şu anda çıkan videoyu tıklayarak da bir önceki videoma gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.